Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün uyku sorunlarından bahsetmeye çalışıyoruz. Uykuyla alakalı yaşadığımız rahatsızlıklardan bahsetmeye çalışıyoruz ve tedavi yöntemleri neler olur, çözüm yolları neler olur, her birini ele almaya çalışıyoruz. Bu kadar, evet, insan bir bütün, bir canlıdır demiştik. Ruhsal olarak yaşadığımız durumlar da uyku durumumuzu etkileyebiliyor demiştik. Ruhsal bozukluklardan bahsedecek olursak, hangi hastalıklar, hangi rahatsızlıklar bizim uykuyla alakalı sorun yaşamamıza sebep oluyor olabilir? Yani hemen hemen tüm ruhsal hastalıklarda aslında uyku bozukluğu bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. En çok hangi ruhsal hastalıklarda görüyoruz diye bakacak olursak, depresyonda aslında temel bir çekirdek belirti uyku bozukluğu. Hastaların %85'inde uykuya dalma güçlüğü, aynı zamanda gece sık uyanmalar, uyku bölünmeleri, tekrar uykuya dalamama ve sabahları erken uyanma şeklinde bir uykusuzluk bozukluğu görüyoruz. Sabahları erken uyanma aynı zamanda bir melankolik bir belirti. Burada aynı zamanda vücudumuzda hormonların salınımında bir faz ilerlemesi olmasını, yani aslında sabah saatlerinde artması gereken işte kortizol düzeylerinin daha erken saatlerde, gecenin daha erken saatlerinde salınmasının bir terminal insomni dediğimiz sabah erken uyanmaya yol açtığını biliyoruz. %85 hastada uykusuzlukla alakalı bozukluklar görülmekte depresyonda. Bunun dışında %10-15 hastada da aşırı uyuma bozukluğu görüyoruz. Özellikle atipik depresyonda aşırı yemeyle beraber, duygu durum reaktivitesiyle beraber, kişiler arası ilişkilerde artmış duyarlılıkla beraber ve iştah artışıyla beraber hipersomni dediğimiz gündüz aşırı uyuma, uyku hali gibi belirtilerin olduğunu biliyoruz. Bunun dışında özellikle anksiyete bozukluklarında, kaygı bozukluklarında aşırı bir uyarılmışlık hali olduğu için, kişi gergin, sinirli, huzursuz olduğu için özellikle uykuya dalma güçlüğü ve uyku bütünlüğünde bozulmalar, gece uyku bölünmelerinin olduğunu biliyoruz. Panik bozuklukta özellikle noktürnal panik atakları olanlarda, yani gece gelen panik atakları olan hastalarda gece panik ataklarla uyanma veya acaba bu gece de atak geçirir miyim diye yoğun kaygıyla uykuya dalma güçlüğü, uyumama, uykuyu erteleme veya panik atak geçireceği saate kadar uyanık kalma gibi belirtiler olduğunu biliyoruz. Yani genel olarak anksiyete bozukluklarında, hem yaygın anksiyete bozukluğunda hem panik bozuklukta uykuya dalma güçlüğü ve uyku bütünlüğünde bozulmalar olduğunu görüyoruz. Travma sonrası stres bozukluğunda yaşanan travma ile ilişkili olarak gece çok fazla kabus gören hastalarımız oluyor. Hastalar bundan çok fazla muzdarip oluyorlar. Ve bu bazen uyku bölünmelerine ve tekrar uyuyamama, acaba aynı kabusu tekrar görür müyüm diye uyuyamama veya uykuyla alakalı bir endişe yaşama, tekrar kabus görme endişesi yaşama gibi bir belirtiye neden olabiliyor. Bu tabii günlük işleri de olumsuz etkileyebiliyor. Hem dikkat, odaklanma, konsantrasyon anlamında bir bozulmaya neden oluyor. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, sinirlilik, aynı zamanda daha kaygılı, endişeli hissetme gibi belirtilerin yaşanmasına neden oluyor. Özellikle OKB hastalarında da düşünce obsesyonları olanlarda, ruminasyonları çok fazla olan hastalarda o aşırı düşünme nedeniyle zihnin aktif hale gelmesi yine uykuya dalma güçlüğü şeklinde bir belirti oluşturabiliyor. Bipolar bozukluk hastalarımızda özellikle uyku ihtiyacında azalma şeklinde mani döneminde ve gündüz uykularında artış şeklinde özellikle depresif dönemde uyku bozukluğu belirtilerinin olduğunu biliyoruz. Yani her türlü psikiyatrik hastalıkta uyku bozukluğu bir belirti olarak görülmekte. Burada önemli olan nokta şu, uykusuzluk tek başına psikiyatrik hastalıkların gelişimine de neden olan bir semptom. Hmm. Yani uykusuzluk uzun süre devam ettiğinde kişide depresyon görülme riski artıyor. Aynı zamanda anksiyete bozuklukları görülme riski artıyor. Dürtü kontrol bozuklukları görülme riski artıyor. Aynı zamanda alkol ve madde kullanım bozukluğu görülme riski artıyor. Kişi uyuyabilmek için bir self medikasyon gibi kendi kendine tedavi etme yöntemi olarak daha fazla alkole yönelebiliyor. Veya yaşadığı huzursuzluk, sıkıntı, kaygı, dürtü kontrolünde bozulma, aynı zamanda emosyon regülasyonundaki güçlükler kişinin madde kullanmasına neden olabiliyor. Ve uykusuzluk bir kalıntı belirti olduğunda, yani diyelim ki bir psikiyatrik hastalık iyileşti,
diyelim ki bir depresyon iyileşti ve uykusuzluk bir kalıntı belirti olarak kaldığında bu yeni bir depresyon atağının görülme riskini arttırıyor. Aynı zamanda rezidüel yani kalıntı bir semptom olduğu için kişinin tam olarak eski işlevselliğine dönmesini, yaşam kalitesinin eski haline dönmesini de engelliyor diyebiliriz. Burada hem bahsettiğiniz hastalıkların uykusuzluğa neden olması hem de uykusuzluğun da başka hastalıklara neden olmasından bahsettiniz. Bununla beraber ruhsal olarak yaşayabileceğimiz hastalıklar dışında başka uykusuzluk bize nasıl maliyetler çıkartıyor? Aslında tüm sağlık sistemini etkiliyor. Özellikle santral sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi etkiliyor. Hormonal dengeyi bozuyor. Uyumadığımız zaman ve uyku kalitesi düşük olduğu zaman ne oluyor? İlk başta sempatik parasempatik aktivite demiştik. Parasempatik hakimiyet devreye giremiyor. Buna bağlı olarak damarlarda gevşemeler meydana gelmiyor. Ve gece boyunca aslında bizim normal insanlarda uyuduğumuz zaman tansiyon gün içine göre biraz daha düşüktür. En az %10 daha düşmesi lazım. Yani damarlarımızın gevşemesi lazım. Damarlar gevşeyemiyorlar. İlk başta bu gece gevşeyemeyen damarlar düşmeyen tansiyon manasına geliyor. Biz buna non-dipping diyoruz. Yani tansiyon düşmedi, dalış olmadı manasına geliyor. Tansiyon böyle başlıyor. Aylarca ve yıllarca devam ediyor. Sonrasında ise gece yükselen tansiyon ve gün içerisinde yükselen tansiyon olarak geliyor. Yani tansiyonun şu anda bildiğimiz en önemli nedeni uyku bozukluklarıdır. Kronik uyku bozuklukları. Dahası nedeni bilinmeyen tansiyonun, yani esansiyel hipertansiyon dediğimiz tansiyonun aslında en önemli nedeni, %56-%80 arasında bir nedeni uyku problemleridir. Yani uyuyamamaya bağlı olan şeylerdir. Yine parasempatik hakimiyetin sempatik hakimiyeti yıkayamaması, yani onun getirdiği yükü temizlememesine bağlı olarak ciddi şekilde iyon dengesinde bozulmalar, serbest radikallerin ortaya çıkması ve damar yapısında bozulmalar meydana geliyor. Ne yapıyor? Koroner arter hastalıkları meydana geliyor. Damar tıkanıkları meydana geliyor. Bununla beraber kalp krizleri, beyin kanamaları, felç durumları meydana geliyor. Yapılan ciddi bir çalışma var. Avustralya'da 10 yıl boyunca takip ediyorlar. 20 bin üstünde felç hastasını izliyorlar. Bunların sebebinin %86 düzeyindeki inanılmaz bir rakamdır bir hastalık için. Kronik bir uyku probleminin oluşturduğu bir durum olduğunu söylüyorlar. Yani aslında şunu çok iyi biliyoruz. Eğer uyku probleminiz varsa ve bu kronik bir düzeyde var olan bir şeyse tansiyon hastalığı olacak sizde. Koroner arter hastalıkları olacak, damar tıkanıkları olacak, ritim bozuklukları meydana gelecek ve Allah göstermesin felç gibi durumlar meydana gelecek. Ki en önemlisi belki de aslan gibi adamda hiçbir hastalığı yoktu. Gece uyudu, uyanamadı hikayelerini çok fazla biliyoruz. Maalesef bunlar uyku bozukluklarına bağlı meydana geliyor. Hormonal değişimler oldukça önemli. Gece bahsettik işte leptinler, gralinler, growth hormonlar. Bunlar sadece gece salgılanan hormonlar. Yani gece salgılanan hormonları siz zamanında ve yeterince salgılatamadığınız zaman karaciğer yağlanmasıyla başlıyor. Dirençli kilolara kadar gidiyor, erken yaşlanmaya kadar gidiyor. Ve belki de en önemlisi şeker hastalığının en önemli nedeni. Yapılan çalışmalarda esansiyel yani tip 2 şeker hastalığı yani tip 2 diyabette %62 oranında kronik uyku hastalıklarının oluşturduğu düzey yani oluşturduğu bir hastalık olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu hastalıklar bahsettiğimiz şeyler 3 günde 5 günde oluşan şeyler değil. Ben de bunu soracaktım. Evet. Ne kadar süre kişi uykusuzlukla mücadele ederse neticesinde bu hastalıklar çıkabilir? Şöyle ki bununla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Çünkü tespit edemiyorsunuz. Yani kişi uykusuzluğa ne zaman başladı, hangi tarihte başladı bilemiyorsunuz. Ama özellikle erkeklerde 30 yaşından sonra, 35'ten sonra daha belirgin ve klinik bulgularla beraber ortaya çıkmaya başlıyor ama 30'dan itibaren. Başlayan o uyku apne hastalıkları 40-45 yaşlarında hastayı artık ikincil bir hastalık sahibi yapıyor. Yani sizin 30 yaşlarında başlayan durumunuz, belki 28 yaşlarında başlayan durumunuz, sizi 40-45 yaşında şeker bozulması, işte hafif hafif tansiyonda oynamalarla başlıyor. Hastalık durumuna getiriyor artık bunları. Damar tıkanıkları meydana geliyor. Şunu söyleyeyim, yani belki de bu işin en katastrofik örneği tüm çağlarda, tüm zamanlarda ve tüm toplumlarda erkekler kadınlara göre 2-3 yıl daha az yaşarlar. İşte insan ömrü 45 yıldır ortalama olarak erkekler 40 yıl yaşarlar. Ama erkekler daha çok uyuyor. Ama daha sağlıksız uyuyorlar. Evet. Tam orasını bilmiyoruz. Erkekler daha sağlıksız uyuyorlar, onu biliyoruz. Erkeklerde uyku apne hastalıkları daha fazla görülüyor, bunu biliyoruz. Ve bu yaşam süresinin kısalığı, bu 2-3 yıllık farkın uyku hastalıklarına bağlı olduğunu biliyoruz. O nedenle aslında dengeli bir beden, düzgün bir damar hastalığı, yani düzgün bir damar sağlığı
düzgün bir kalp sağlığı ve açıkçası hormonal denge için şeyi öneriyoruz. Yani düzenli bir uyku ve kaliteli bir uyku öneriyoruz. Burada buyurun lütfen. Hani hormonlar derken insan aklına hep şey gelir. Cinsel hormonlar ve üremeler gelir. Orada da ciddi bir bozulma var. Erkekteki en potansın yani şeyin çocuk olmamasının belki de en önemli nedenlerden bir tanesi yine uyku hastalıklarıdır. Bununla ilgili uzun yıllar uyku testleri yapılırken incelemeler yapılıyordu. Artık daha teknolojik aletlerle beraber incelediği için bunu bıraktık ama uyku hastalığı o düzeyde ciddi şekilde etki ediyor.